Özsilivre Trakyalılar Dernek Başkanı Mevlüt Kahraman. Bizler Roman vatandaşı olarak en düşük kitlelere gelmiş oluyoruz. Evet. Ve bizleri 5 senede bir tanışmış oluyorlar. Koltuğa oturduktan sonra da tanımıyorlar. Ama biz onların her zaman için arkanızdayız. Biz de isteriz onlardan bir mefaat. Şöyle güzelleştirsin, bize yardımcı olsun. Şu anda memnunuz başkanımızdan. Biz bunları diliyoruz sayın başkanımızdan. Evlerimizi bir modern şeyine soksunlar. Öyle istiyoruz. Yani romanlarımıza destek istiyoruz. Başka diyeceğimiz bir şey yok. Vallahi ben hayatımdan bıktım. Ben böyle ev istemiyorum artık. Dul kadının ben böyle evi istemiyorum. Bu saatten sonra yaşamak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Nedir bu kavga, gürültü? Nedir hayat güzelken niye zehirle edelim hayatımızı? Haydi konuş. Evet. Konuş. Buyurun. Söz sizde. Yani konuş. Temin diyorsun ya. Hadi konuş işte. Yani esnafımızın hiçbirimizin dağılmasını biz de istemiyoruz. Bu bağlılığı da Cumhurbaşkanımız evet kaldırsın. Çok bağlılık. Güzel çok, bir yer çok yapsın yani bize ama yerimizden de ayırmasın bizi. Esnafımızdan, romanımızdan. Başka ne ki? Düzgün kurban bir yemek mi? Kurban bayramlarda et yiyoruz, et et. Kurban bayramında öyle de. Gırtlağımız et görüyor kurban bayramında. O da gidiyoruz, dileniyoruz da bir parça et için. Alıp alamıyoruz. Alıyorlar öyle de. Kasaplardan et alamıyoruz. Çok pahalılık. Ne olur Cumhurbaşkanımız bu pahalılığı indir. Genelde böyle eğlenceler olması lazım. Milletimiz bizim eğlenmek ister. Roman milletiyiz biz. Hakkımızdır bizim eğlenmek ama kavga gürültü de olmasa 10 numara olur. İnşallah böyle sıkıntı olmaz bundan sonra. Eğlence güzeldir. Romanlar hak ediyor. İlerleyen yıllarda da devamını getirmemizi istediğimiz Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz tarafından düzenlenen Roman Gecesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Gecemize başlamadan önce konuşmasını yapmak üzere İstanbul Romanlar Derneği Başkanı Semih Makaracı Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Çok değerli hanımefendiler, beyefendiler. Her yıl düzenlemiş olduğumuz Hidirlez'imiz 6 Mayıs Hidirlez ama ne yazık ki seçimlerin süreci başladığından dolayı ikisini bir arada yapmak üzere bugünlere erteledik. Hem belediyemiz tarafından belediye başkanımızı seçelim dedik, hem de Hidirlez'imizi bugüne bıraktık. Yani roman gecemiz. Değerli dostlar, hepinizin bildiği gibi biz romanlar dünyanın gökkuşağı kadar güzel insanlarız. Değerli sanatçı arkadaşlarım, çok değerli güzide basın temsilcimiz, basın temsilcilerimiz, müzisyen arkadaşlarım, sizler olmasanız zaten olmaz. Bu gecemize rengarenk kattığınız için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Aa, bu arada da emniyet teşkilat mensubu arkadaşlarım kusura bakmasın. Onlara da teşekkür ediyorum. Bizim için onlar da çok değerli. Değerli arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi bugüne kadar romanlardan vatan haini çıkmamıştır. Terörist desen bizden çıkmaz. Bizden çıksa vatanına bağlı, bayrağına saygı duyan, insanlarını seven birileriyiz biz. Ne olur sizden ricam, biz sizi sevdiğimiz kadar sizler de bize sevgiyle, şefkatle davranın. Ben sizin zamanınızı, vaktinizi fazla almayacağım ve şu anda genç kardeşimiz, dernek başkanımız Ferdi Kalaycıoğlu'na da teşekkür ediyoruz. Kamil Baba zaten bizim babamız. O artık devir ettik, Ferdi kardeşimizle yürüyeceğiz.
Bundan sonra Ferdi kardeşimizle yola devam edeceğiz Allah kısmet nasip ederse. Bugün burada böyle oldu roman gecemiz. Bundan sonra 6 Mayıs İdirdezimizi yine yılında yapacağız. Zamanında yapacağız. Hepinize saygılar, sevgilerimi sunuyorum. Bu programda, bu organizasyonda katkı sunan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. İyi eğlenceler. Silivri'mizde yetişen ve Popstar yarışması ile sesini Türkiye'ye duyuran Sayın Popstar Tayfun Kalaycıoğlu sahneye davet ediyorum. Kuvvetli alkışlar kendisine gelsin efendim. Düzenleyen Silivri Belediye Başkanı
bitirene kadar bir yabancı dil konuşabilmesini, en az bir spor dalında lisanslı sporcu olmasını ama en az bir müzik aletini çalabilmesini size vaat ettim. Doğru mu seçimden önce? Değil mi? Bütün çocuklarımız Avrupa'daki Doğu blokundaki çocuklar gibi bir müzik aleti çalabilsin dedim. Esasında kaynak burada, bu mahallede. Hocalar burada. Müzik hocaları da burada. Biz Silivri'de müzik okulunu açtığımızda, ki çok yakın zamanda bu proje hayata geçecek, işte sizin evlatlarınız, sizin müzisyenleriniz, Roman kardeşlerim burada eğitim verecek. Ben bugün itibariyle bugün büyük halk ozanı, büyük müzisyen, büyük usta Neşet Baba, Neşet Ertaş'ın önünde de saygıyla eğilmek istiyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Müzisyenler, gerçekten sanatçılar çok müstesna kişiler. Belki bazılarının değeri öldükten sonra anlaşılıyor ama çok güzel bir duygu. Ben bir müzik aleti çalamıyorum ama bana sorsalar 3 tane şey iste, bir tanesi de bir enstrüman, bir müzik aleti çalabilmek olur. Bu yönden çok şanslısınız arkadaşlar. Ben bütün kardeşlerimi, bütün hanımefendileri, bütün çocukları en kalbi duygularımla, muhabbetlerimle selamlıyorum. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hepinize sevgi, saygı, hürmetlerimi sunuyorum. Bir de önümüzdeki 6 Mayıs'ta çok büyük bir piknikle 6 Mayıs'taki bayramımızı, Hıdrellezi, Türk'ün bayramını beraber kutlayacağımızı buradan size söylemek istiyorum. Sağ olun, var olun. Evet efendim, Fatih Mahallemizde kurulan Şenlik Spor'un formasını takdim etmek üzere şöyle sahnemize buyursunlar efendim. Belediye Başkanımız, Sayın Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz'a hediyelerimiz var. Kırmızı beyaz çok güzel oldu. Şenlik Spor'umuz da her sene Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri turnuvasında sürekli olarak katılıp ve başarılarını gösteren bir takımdır. Kuvvetli alkışlar belediyeleri için Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Ve hediyeyi takdim ettikleri için Silivri Romanlar Derneği Başkanı Ferdi Kalajoğlu'na çok teşekkür ediyoruz efendim.